Herkese merhabalar. Erdem Toluğum ben. Bir tek denetleme kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Kantar şirketinde medya divizyonunda genel müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Bugün sevgili Volkan Biçer'le bir tek yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda da Etkonomi şirketinin global vice president olarak pandemi sonrasında iletişim sektöründe neleri beklediğimizle ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz, seminer gerçekleştireceğiz. Tabii burada semineri gerçekleştirirken ben moderasyon görevini üstleneceğim. Öncelikli olarak burada olmaktan çok mutlu olduğumu beyan etmek isterim. Bir tek Teknolojide Kadın Derneği Zehra Hanım'ın öncülüğünde kuruldu ve çok kısa bir sürede tüm sektör tarafından ve tüm sektörler tarafından bilinen bir dernek haline geldi. Gerek eğitim, gerek de almış olduğu ve sağlamış olduğu destekler sayesinde bence çok hızlı şekilde büyümesini gerçekleştirdi ve tüm şirketlerin katılımıyla beraber de teknolojide kadının yerinin sağlamlaştırılması, geliştirilmesi konusunda öncü derneklerden biri haline geldiği için çok mutluyum. Ve bu derneğin bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum. Şimdi sevgili Volkan, Etkon deyince aklımıza mobil oyun geliyor. Ve Vitek Derneği'nin, yani Teknolojide Kadın Derneği'nin şu anda seminerindeyiz. Oyun sektöründe ne durumdayız? Pandemi süresince neler yaşandı? Ben doğal olarak artış olduğunu biliyorum. Çünkü biz Kantar olarak biliyorsunuz ölçüm yapan şirketiz medya alanında. Bütün işte, televizyon olsun, konvansiyonel mecralar olsun, online mobil mecralar olsun. Ama şunu anlamaya çalışıyoruz. Bugün seminer sonucunda senden çok güzel örneklerimiz olacak. Oyun sektörü ne noktaya geldi? Sence satüre bir pazar haline geldi mi şu anda? Ve aynı zamanda bir tek derneğinde olduğumuz için, Teknolojide Kadın Derneği'yle ilgili seminer verdiğimiz için oyun sektöründe kadınların yeri ne durumda? Orada bir değişim var mı? Hem oyuncu olarak hem de üretim kısmında yer alan çalışanlar olarak. Yani Buyur, sormak şöyle isterim. söyleyeyim. Herkese merhabalar öncelikle. Etkolon'u temsilen aynı zamanda Vitek yönetim kurulu üyesi olarak katılıyorum ben de buraya. Oğlum da el sallıyor size. Oğlum da yanımda bu arada. Pandemi süreci zaten bu şekilde geçiyor. O da oyun oynuyor. Oğlum sen oynamaya devam edebilirsin. Şöyle, mobil oyun tarafında ciddi rakamlar arttı. Zaten yani aşağı yukarı son 4 senedir, 3 senedir ciddi anlamda bir mobil dünya üzerine baktığınız zaman oyunların ciddi bir yükselişi söz konusu. Bu bir gerçek. Ama bununla beraber son dönemde ve hatta onun öncesine bakarsak genelde oyun dediğimiz zaman medya sektöründe böyle bir 5-6 sene öncesine de gittiğimiz zaman işte ya oyunları veya mobil oyunları işte daha çok işte 15-18 yaş arası, 20 yaş arası sadece gençler oynar vesaire gibi bir durum söz konusuydu. Algı buydu. Son 4 senedir bu algı tamamen değişti. Algı tamamen değişmedi diye desek de oyuncu kitlesi çok değişti. Cep telefonlarına inmesiyle beraber bir kere her yaş grubundan bunu Erdem sizlerle yaptığımız araştırmalarda da beraber görüyoruz. Şu anda oyunların tipine göre işte puzzle oyunu olsun veya macera olsun veya farklı bir şey olsun aşağı yukarı her yaş grubundan insan şu anda oyun oynuyor diyebiliriz. Pandeminin buna etkisi ne oldu? İnsanlar nasıl oynuyordu bunu? Daha çok işte ulaşım halindeyken, daha çok işte TV izlerken bir yandan oyun oynayayım. Bazen tuvalette, bazen yatakta uyumadan önce. İşe giderken, okula giderken vesaire gibi bir süre söz konusuydu. Şu anda herkes evde olduğu için aslında oyun ve de insanların bunlara harcadığı zamanları artık harcayamama durumundan dolayı aslında daha fazla boş vakti de oldu. Yani herkes aynı eforu işiyle ilgili tabii ki sarf ediyor yine ama ciddi şekilde de bir boş vakit ortaya çıkıyor. İstanbul'da sadece işe gitmek için 1,5 saat, 2 saat harcayan insanlar var. Bunlar mesela artık gitmemeye başladı. Bunların hepsi de ciddi şekilde etkiledi. Aşağı yukarı Mart'ın ilk yani sonuna baktığımızda bizim %20 civarında artışlar vardı tekil kullanıcı oranında. Ben bunu sadece Türkiye için konuşmuyorum bu arada. Türkiye çok iyi bir şey aslında oyun ülkesi diyebiliriz. Ama bütün dünyaya baktığımızda bizim global network'te aşağı yukarı aylık 1,5 milyar kullanıcıya ulaşıyoruz. %20 civarında sadece Mart'ta vardı. Bu daha sonra %40'lara doğru ulaştı devam eden dönemde. Şu anda biraz da bu alışkan, yani daha doğrusu bu etkileşim bir alışkanlık haline de döndü diyebiliriz. Yani biz şu anda şunu görmüyoruz yani rakamlarımız %30 tekil kullanıcı vesaire arttı. Şu anda da artık normal hayata dönüyoruz. Normalleşme oluyor. Hadi şimdi biraz daha aşağı iniyoruz vesaire gibi durum söz konusu değil. Dolayısıyla aslında bu değişim bir alışkanlığa doğru döndü diyebiliriz. Bu güzel gerçekten böyle bir şeyin olması. Çünkü şuna inanıyorum. Mecralara baktığımız zaman artık yani cep telefonu çok çok daha fazla önemli hale gelmeye başladı. Yani tüketimin %80'i, %85'i bazen buradan oluyor veya stratejik tüketimin
%90'ı buradan oluyor diyelim. Yani bir satın alma kararı için buraya bakıyorsunuz, burada araştırma yapıyorsunuz. Bunlar çok çok güzel rakamlar bizim için. Bu bir tarafı, yani ciddi şekilde Türkiye'de ve dünyada bizim network'ümüzde toplamda %40-%45'lere varan bir oyuncu, tekil kullanıcı artışı oldu. Süre olarak aynı şekilde bu şekilde bir artış söz konusu. Aynı şekilde. Şimdi VTech tarafına dönelim ve oyun sektöründe ikinci soruna cevap vereyim. Acaba yani Türkiye'deki oyun sektöründeki kadınların durumu nedir? Burada ne kadar bir yoğunluk var derseniz, aslında şu anda istediğimiz nokta değil. Aslında VTech'in içinde olduğu ve değiştirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi de bu alan. Çünkü Türkiye aslında oyun anlamında çok önemli. Çünkü bugüne kadar baktığınız zaman 4-5-6 tane çok ciddi satın alma oldu. En son 1.8 milyar dolar biliyorsunuz Zynga Peak Games'i satın aldı. Bundan önce Gram Games vardı, Masomo'nun satın alması vesaire söz konusuydu. Ama genel kitleye baktığınız zaman, çalışanlara daha doğrusu baktığınız zaman bu şirketlerde, yani kadın erkek oranında aslında çok istediğimiz bir nokta değil. Yani bizim en kötüsü yani %50-50 olsun. Hatta neden kadınlar daha fazla olmasın. Şu anda tam o noktada değil ama VTech bu alanda çok öncü. Yani bu alanda ciddi şekilde yatırım yapıyor, ciddi şekilde komiteleriyle beraber uğraşıyor. Ben zannediyorum önümüzdeki 1,5-2 sene içerisinde buradaki kadın istihdamının da artması çok mümkün olacaktır. Çünkü şöyle, oyunlara baktığımız zaman biz genelde hep bir erkek hegemonyasıymış gibi düşünüyoruz ama o mesela daha böyle arcade vesaire oyunlarda, yani strateji oyunlarında vesaire, mesela bu doğru ama mesela puzzle oyunlarında, mesela atıyorum Candy Crush diyelim, çok bilinen bir oyun ve bunun aslında kitlesine bakarsanız %70-75 kadın. Dolayısıyla oyun dünyasının içinde kadın var aslında. Evet, şu anda oyuncu olarak var diyebiliriz. Özellikle belli bir kategorilerde çok daha fazla yüksek. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu ortaya çıkaran çalışanlar arasında da kadının daha fazla rolü olacaktı. Kadınların daha fazla rolü olacaktı diyebilirim. Şimdi Volkan'cığım, esasında bugünün konusu pandemi süresince iletişimin ve iletişim nasıl başarılı kılabiliriz. Tabii bu iletişim ayağına baktığımız zaman az önce sen teker teker değindin. Yani 1,5 milyara ulaşan ve tekil oyuncu sayısından bahsettik. Gayet yüksek bir rakam bu. Burada tabii erişim konusu, yani reach konusu oldukça önemli. Siz burada bu dönem içerisinde özel bazı teknolojiler kullandınız mı? Bazı özel aktivasyonlar yaptınız mı? Reklam stratejiniz neydi? Yani pandemiye özel, çocuklar evde, ona göre bir kampanya yapalım veya onlara ulaşabiliriz veya onlar sayesinde başka satın alma kararını veren işte anne babalara ulaşabiliriz gibi bir stratejiniz oldu mu? Ya aslında oldu. Yani bununla benzer bunu kullanan kampanyalar söz konusu oldu. Hatta hiç kullanmayan markalar kullanmaya başladı. Mesela bu benim için çok enteresan. Bizim senelerce, 4-5 senedir ya lütfen bir deneyin yani bir bakın vesaire dediğimiz markalar bu alanda ciddi şekilde kullanıma döndü. Çünkü bu dönemde aslında oyun oynayan kitlelerin kafasındaki o rahatlıkla reklama olan bakış açılarını daha olumlu karşılattırıyor. Çünkü insanlar genelde oyun oynarken biraz daha rahat bir psikoloji içerisinde. Yani şöyle karşılaştırıyorum, çok basit bir örnek vereceğim. Son dakika bir haber uygulamasından push notification geliyor. Sen Cumhurbaşkanı konuşuyor veya şurada bir Allah göstermesin işte bir kaza oldu veya bir işte terör olayı oldu vesaire. Açıyorsunuz, haberi okumadan önce tam sayfa bir reklam çıkıyor. Şimdi bunun psikolojisini bir düşünün. Bir de yani işte oyun oynuyorsunuz, X bir oyun oynuyorsunuz. Yani o anda mesela bir bölümü geçeceksiniz. O bölümü geçmek için size diyor ki ya bak böyle bir teklif, böyle bir reklam var. Bunu izlersen o bölümü geçmen için bu markanın sponsorluğunda geçebilirsin. Bu marka sayesinde geçebilirsin. 30 saniye o reklamı izliyor insan. Bizim gördüğümüz tabii ki bu tarz iletişimin kullanıcı tarafında daha güzel bir algı bıraktığı. Çünkü insandaki kafasındaki ve o andaki reseptörler ne kadar açıksa o kadar önemli. Yani sizin en favori markanız Adidas olsun, bir işte son dakika push notification terörizm haberinin önüne Adidas koysanız ne yazar ki yani? Hiçbir, hatta belki ters tepki bile yapabilir. Ama kafa daha rahat olunca daha iyi. Tabii bunu deneyen markalar çok oldu. Biz aşağı yukarı Türkiye'de 10-15 tane çok büyük, daha önce oyun dünyasına girmemiş markayı kullandırmaya başladık. Gayet memnunlar. Çok çok da iyi gidecek gibi görünüyor. İşin fiyatlandırma tarafı biraz değişti bazen. Çünkü daha yüksek kullanıcı kitlesi geldiğiniz zaman fiyatlar bazen biraz daha aşağı iniyor. Bunlarla ilgili durumlar söz konusu oldu. Ama bunların dışında çok fazla bir değişiklik olmadı bizim stratejimizde. Şimdi tabii sen uzun yıllardır mobil dünya içerisinde ve online dünya içerisinde yer aldığın için programatik konusunda birçok gelişme oldu. Evet. Benim oyunla alakalı olarak yakından takip ettiğim oyun reklamcılığı ile ilgili olarak oyun reklamı içerisindeki programatik reklamlar. Ama burada tabii oyuna native işlenmiş gibi. Yani örneğin futbol maçı var. Orada gidip bir FMCG firması direkt programatik exchange üzerinden
işte stada reklam verebiliyor veya işte araba oyunu var, GTA 5 gibi bir oyun var. Orada şehir içine giderken işte orada içecek firmasının reklamı veya işte restoranın reklamını görebiliyorsun. Sizin modelleriniz nelerdir şu anda programatik üzerinde? CPA, CPA, CPM var. Hangisi daha çok güven CPA'sı? Açık konuşmak gerekirse hepsi var tabii ki, ama biz yani çoğunlukla olarak ancak kullanıcı reklamı görürse ücretlendiriyoruz. Yani direkt CPCV olarak ücretlendiriyoruz. Ana modelimiz orada o, çünkü biz reklam tamamen izlenmediğinde açıkçası bunu reklam verene yani şey yapmak istemiyor, charge etmek istemiyoruz. Ana şeyimiz bu. Format olarak mobil video kullanıyoruz çünkü bence ne olursa olsun görsel, yani standart görsellerden ziyade video etkileşimi çok çok daha önemli. Biraz daha görselliğe önem vermiş oluyorsunuz. Biraz daha hikayeleştirebiliyorsunuz reklamınızı, eğer tabii ki kurguda öyle bir şey söz konusuysa. Biz ağırlıklı olarak bu formatlar üzerinden gidiyoruz. Tabii bunların yanında kullanıcı o mobil video reklamını gördükten sonra bir interaksiyon noktasında endkartlarla beraber kullanıcıyı buluşturuyoruz. Orada da aslında yani her şey olabilir. Kullanıcıya kendi işte eliyle sürükle bırak, hamburger de yaptırabilirsiniz, kola döktürebilirsiniz, ayakkabı bağlatabilirsiniz, karşıdan gelen hedefleri ateş ettirebilirsiniz. Yani bunların hepsini yapmamız söz konusu. Tamamıyla o reklam verenin bizim kreatif ekibimizle beraber oluşturduğu yaratıcılığa bakıyor. Çok geniş, yani aslına bakarsan yani işin kreatif tarafıyla bilim tarafında birçok senaryolar uygulanabilir. Ama bizim temelde şey yaptığımız, reklam vereni ücretlendireceksek kullanıcının tamamıyla tüm videoyu izlemesi gerekiyor. Onun yanında video olması gerekiyor. Bir video reklamı. Evet. 30 saniye boyunca mutlak surette kullanıcının bunu izlemiş olması gerekiyor. Bir de onun dışındaki, ondan sonraki endcard tarafında da mümkünse bir yaratıcı hikaye kurgulayabilirsek interaksiyon yaratacak. Onu da içine koymaya çalışıyoruz. Olabildiğince özetleyeyim dersek bu olur. Şimdi bu mobil ve online mecralarla kıyaslama yaptığımız zaman konvansiyonel mecraları, esas reklam dünyasında da ilk sorumuza gelirsek kadının yeri nedir oyun dünyasında? Çok iyi durumda olmadığını ama gelişmekte olan bir alan olduğunu ve senin gibi yöneticiler sayesinde ve VTech gibi organizasyonlar sayesinde de daha iyi noktaya geleceğini şu anda anlamış durumdayız. İnşallah. Bu bağlamda bakarsak bizim yani reach dediğimiz erişim konusu oldukça önemli. Ama tabii şu anda bizi izleyen markalar da var. Markalara oyuna yatırım yapmak istiyorum ben. Ama oyun dünyasını çok iyi bilmiyorum ve şu anda az önce verdiğim örnekte güzel hiç reklam vermemiş 15 tane firmayı kendi bünyenize katmışsınız anladığım Evet. kadarıyla. Burada kadın hedef kitlesi olan markalara ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Yani hangi oyunları kullanmaları lazım? Veya nasıl bir strateji izlemeye gerekiyor ki hedef Daha kitlenin doğrusu ulaşsınlar? akıl oyunları, daha puzzle, daha böyle bir yapbozlar veya işte bulmacalar tarzındaki oyunlar, kelime oyunları vesaire söz konusu olabilir. Buralarda biz kadın kitlenin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kitlenin sadece yüksek olmasından ziyade bir de şu var, yani ne kadar oynuyorlar, yani ne kadar ağırlıklı oynuyorlar noktasına baktığınız zaman. Mesela bizim gördüğümüz bir kadın kullanıcı bir erkek kullanıcıya göre bir oyuna bağlanırsa çok çok daha yüksek oluyor. Eğer çok böyle gençlerin oynadığı strateji oyunlarını falan saymazsak, kadınlardaki loyalty daha fazla. Günde 7-8 kere aşağı yukarı 7 ile 10 dakika arasındaki sessionlarla beraber bunları oynama imkanları oluyor ki bu günde aşağı yukarı 1 saat, yani 50 ile 80 dakika arasında bir rakama tekabül ediyor. Bence çok önemli bir süre. Yani bir wallet share olarak düşünürsek, yani tüketicinin toplam Evet. zamanında bence çok önemli bir süre. Bunun içerisindeki 2, 3 ya da 4 bir frekansta erişim mutlak surette geri dönüş getirecektir. Burada yani dediğim gibi, yani kadın kitleye dokunmak istiyorsanız daha çok bu tarz oyunları, biraz daha bulmaca, puzzle vesaire gibi oyunları seçmek, bir blacklist ve whitelist noktasından ilerleyerek bu uygulamalara ve bu oyunlara girmek istiyorumla başlayıp oralarda optimizasyon yapıp daha çok kişiye erişim sağlamak çok çok daha mantıklı olur, çok daha faydalı olur ve eminim ki, yani şu anda tabii biz mevcut kampanyalarımızdan da biliyoruz, markalarımızdan da biliyoruz. Biz 2017 yılının başında başladık bu AdColony'nin bu ürünü Türkiye'de sunmaya. İlk başta herkes şey diyordu, yani hani işte aman oyun mu ya, işte nasıl gireceğiz vesaire. Şu anda zannediyorum Türkiye'deki top 100 marka içerisinde çok büyük yoğunluk bunu aktif olarak, yani always on şeklinde kullanıyordur. O tabii sürecin başlamasında sizlerle de beraber çok, yani seninle de beraber çok yakın çalıştık. Biliyorsun, araştırmalar yaptık. Türkiye'de kim oyun oynuyor? Gerçekten oynuyorlar mı? Oynamıyorlar mı? Kadın erkek kitle arasındaki farklar ne vesaire. Çok kolay bir süreç olmadı açık konuşmak gerekirse, ama bugün geldiğimiz noktada always on'a dönüşen bir medya silahı haline gelmiş diyebiliriz.
Şimdi burada tabii ben genelde bizim mesela reklam dünyası için konuşalım. Reklam dünyasında kadın çalışan sayısı oldukça fazla. Ama işin kreatif tarafına gittiğiniz zaman, kreatif direktörlere baktığınız zaman orada erkek hegemonyasının fazla olduğunu görüyoruz. Yani fikir üretilme noktasında, fikir karar merciğinde genelde erkeklerin aktif olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz esasında. Bu esasında oyun sektörü için de geçerli ve yine reklam gibi burada hedef kitleyi anlamaya çalışıyoruz oyun sektöründe ama tabii üretim kesiminde belki kadının yer alması, az önce bahsetmiş olduğum mesela strateji oyunlarında erkeklerin daha fazla oyunda sürede tutması, yani average time spent dediğimiz ve aynı zamanda daha çok kullanmasının belki önüne geçen bir faktör olabilir. Yani değil mi? Üretim aşamasında da kadınlar aslında dizayn tarafında kadınların ağırlığı söz konusu, belli oyun firmalarında görebiliyorum. Evet. Yani bazen biraz daha mesela hani yazılım tarafında zaten ağırlık erkek, yani işin backend'i ve direkt in-app app tarafındaki platformlara yazılımı Android ve iOS tarafına bakarsan orada biraz daha erkek ağırlığı var ama dizayn tarafında kadınların ciddi bir şeyi var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Eli güzel üreten kadın orada bir eli iyi üreten erkekten çok çok daha başarılı diyebilirim. Benim gördüğüm çok çok iyi insanlar var bu konuda. Çok tecrübeli ve çok iyi işler çıkaran. Çok güzel. Bu dönemde biz şimdi mecraları tabii teker teker inceliyoruz. Esasında şimdi oyun sektörüne baktığınız zaman televizyonla bayağı bir benzerlik gösteriyor. Televizyon izleme süreleri de ve erişimleri de %30 oranında artış gösterdi Türkiye'de. Özellikle tabii evden çıkış yasağının olduğu günlerde bunun peak yaptığını çok rahatlıkla görebildik. Ve normalleşmeyle beraber biraz daha eski zamanı, eski geçen senenin oranlarını gerilemeye başladı. Bu çünkü insanlar dışarı çıkmaya başladılar. Bunu geçen hafta sonu çok rahatlıkla zaten verilerden okuyabiliyoruz. Sıfır eden mecralar var. Sinema mecrası bunların başında yer alıyor. Çünkü sinemalar kapalı. Büyük ihtimalle Temmuz'da açılacaktır. Açık hava mecrası doğası gereği. Çünkü teknisyenlerin, çalışanların gidip panoları asması gerektiği için konvansiyonel açık hava mecrasında. Orada biraz böyle bir duraksama var gibi gözüküyor. Ama onun haricinde televizyon ve radyo mecrasında değişim var. Değişimde şöyle okuyoruz biz. Televizyon izlemeyen özellikle genç yaştaki kitlenin artık televizyon izlemeye başladığını. İşte bu Evo TV uygulamalar ve onun haricinde evde oturdukları için de televizyon esas daha haşır neşir olmaya başladıklarını görüyoruz. Ve televizyonculara şunu söylüyoruz. Şu anda sizi ilk defa deneyen veya çok yoğun kullanmayan, genel dijitalde vakit geçiren kesim artık televizyonu izlemeye başladı. Tabii buradaki başarı nasıl ölçümlenecek? Pandemi sonrasında eğer siz bu kitleyi tutabilecek kontent üretebilirseniz o zaman kendinize yeni müşteriler, yeni izleyiciler kazanmaya başlayacaksınız televizyon kanalları diyoruz. Bence bu oyun sektörü için de geçerli. Belki onu da görmüşsünüz. Bu artışta ben onu anlıyorum. Oldukça fazla yeni erişim olduğundan da bahsettim. Evet. Buradaki yeni erişim nereden geldi? Yani şimdi gençler zaten oyun oynuyordu. Ben yani sen yaptığınız araştırma da onu görüyordum. Bir konsantrasyon alanı nedir? Yani kimi daha çok görebiliyoruz? Yani şöyle söyleyeyim. Son iki senedir çok ciddi bir şekilde normal bir kırılım var. Yani 50 plus'ta dahi ciddi bir kitle görebiliyorsunuz. Yani öyle şu kitle çok oynuyor diyemem. Bunun sebebi az önce söylediğim gibi farklı oyun kategorileri var. Ve de şöyle bir şey var. Mesela bugün, yani şöyle bir örnek vereyim. Ben anneanneme telefon alsam, iPhone alsam muhtemelen iki hafta sonra bana Facebook'ta merhaba, Instagram'da oğlum nasılsın falan filan der. Yani de bu alışkanlıklar çok kolay bırakılmıyor. Böyle bir gerçek de söz konusu. Dolayısıyla da oyun tarafında da ben bunların azalacağını vesaire düşünmüyorum. Tamam, sen içeri mi gideceksin? Geç bakalım. Kusura bakmayın. arada böyle oluyor. Bizim sohbetimiz çok onu açmadı herhalde. Yok, galiba açmadı. O da şu anda oyun oynuyor bu arada. Benim telefonum var. Öyle düşün. Yani dolayısıyla o alışkanlık çok zor. Çünkü ciddi bir zaman geçirme aracı haline geldi telefon. Tekrar onu yani ben bunu kullandım bir daha bıraktım vesaire demek çok zor. O yüzden her yaş grubunda bir kere içine düşen çok kolay çıkamıyor. Yani bu nasıl seneler boyunca Facebook'un kullanım oranları nasıl arttı, Instagram'ın kullanım oranları nasıl arttı vesaire. Biraz benzer bir durum söz konusu. Özellikle de loyalty anlamında da bir oyuna bağlanıldığı zaman oyundan da çok kolay kopulmuyor. Bunu da görüyoruz. Belki yani şöyle bir şey olmuyor. Şunu söyleyeyim, ben tetikteyim ve her yeni çıkan oyunu indireceğim. Ve her yeni çıkan oyunda da çok ilerleyeceğim falan. Bu değil. Yani şu anki bizim bu herkese erişiyoruz dediğimiz durum bu değil. Bizim herkese erişiyoruz dediğimiz nokta 40 yaşında, 50 yaşındaki segmentte, 30'da herkesin favori oyunları var. Bu bir ya da iki tane. Bunlara bir loyalty söz konusu. Bu da aşağı yukarı yani 3 aylık, 2 aylık periyotlar diyebiliriz. Yani bunları her 2-3 ay geçtiğinde de yeni oyunlar bulma durumu da söz konusu oluyor diyebiliriz. Bu şekilde bir durumla özetleyebilirim belki.
Bu nokta esasında doğru bir noktaya da değindin. Yani content oldukça önemli. Yani burada oyunun üretilmesi kısmı da oldukça önemli. Pandeminin önünde bunu da gördük. Biz medya sektörü olarak baktığımızda birçok yapım yapılamadı. Çünkü işte hastalıktan dolayı bulaşma riski olduğu için birçok set durmak zorunda kaldı. Evet. Bu hem film veya dizileri etkiledi ama aynı zamanda reklam dünyasını da etkiledi. Yani o anda bir anda bütün kreatif işler işte desktop üzerinden veya geçmiş arşivden çıkarak uygulanmaya başladı. Oyun sektörü nereye gidiyor? Şimdi onu ben merak ediyorum. Yani oyun sektöründe envanter nedir sence? Şu anda mesela piyasada olan top 100 oyunun haricinde geçmişten gelen ve hani yüzeye çıkmamış bir durum var mı? Veya Şunu gelecek... söyleyeyim. Bir kere mesela top 100'e bakmanız çok önemli bir şey ifade etmiyor. Çünkü top 100'de olmayıp çok yüksek kitlesi olan çok oyun var. Yani bunlar ne oluyor mesela? Bir çıkıyor, 2 ay boyunca top 100'de kalıyor, hatta top 10'da kalıyor diyelim. Tamam mı? Ve mesela bir yıl içerisinde 50 milyon, 55 milyon kullanıcıya ulaşıyor. Evet. Sonra o oyunun sahibi firma o peak dönemini artık oyunu oynayanlardan bir lookalike yaparak gündelik toplam medya harcamasını biraz kısıyor. Ama daha uzun vadeye koyuyor. Dolayısıyla devamlı bir sirkülasyon geliyor. Ama peak yapmadığı için, yani mesela atıyorum günde 200 bin dolar harcamıyor da günde artık 20 bin dolar harcamaya başlıyor. Ama o devamlı bir sirkülasyon sağlıyor. Ama o yüzden siz onu çok şeyde göremiyorsunuz. Top 10'da göremiyorsunuz. Top 20'de göremiyorsunuz. Ama çok fazla oyun var. Zaten bütün bu dünyayı da zaten ancak o şekilde duyurabilirsin. Sadece top 100'deki oyunlar bütün dünyaya da yetmez. Çok geniş evet. Bir dünya çünkü yani. Hani araba kullanmak gibi bir şey yani. Yemek yemekle aynı şey yani. Herkesin yapabildiği bir şey şu anda. Şimdi medya karması tabii konvensiyonel mecralarda veya online'da veya mobilde yapılıyor. Oyunda da anladığım kadarıyla bir benzerlik teşkil ediyor değil mi? Oyun içinde bir özel medya karması herhalde planlanıyor. Az önce bahsettiğim farklı oyunlar farklı bir kitleye ulaştığı için reklam verenlere burada nasıl bir araştırma sunuyorsunuz veya bilgilendirme yapıyorsunuz? Ben bir reklam vermek istiyorum veya senin 100 liran var diyeyim, 100 dolarım var. Hangi oyunu ne kadar tercih edeceğini nasıl karar verebilir bir reklam veren? O tamamıyla kitlesine göre. Şöyle burada iki farklı segment var. Bir oyun sahipleri, yani sana şöyle söyleyeyim abi mesela. Türkiye'de olan XYZ oyun şirketleri, isim vermiyorum. Evet. Bugün Türkiye'deki top 100 reklam verenden daha fazla reklam parası harcıyordur. Yani çok büyük dediğimiz markalardan çok daha fazla para harcıyordur, öyle söyleyeyim. Yani çünkü oyun dinamiğinde şöyle bir şey var. Bu ay 3 milyon dolar harcıyorum. O 3 milyon doların sonunda ben atıyorum o ayın sonunda 3 milyon 200 bin dolar kazanıyorum. Hemen tekrar 3-200'ü harcıyorum. Yani inanılmaz bir yukarı doğru çıkan bir şey var. Yani kümülatif olarak devam eden bir algı var. Dolayısıyla oyun tarafı başka. Bugün Türkiye'de kimsenin bilmediği oyun firmaları, Türkiye'de herkesin bildiği, senelerdir bildiğimiz o standart işte FMCG'de olsun, ne bileyim ulaşımda olsun, farklı alanlarda olsun, büyük o şirketlerden çok daha fazla reklam yatırım yapıyor olabilir. Öyledir de zaten, öyle de zaten. Bildiğim için de söylüyorum. Diğer reklam veren, yani daha geleneksel mecraları bugüne kadar kullanan 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık şirketlere bakarsak, tüketiciye ulaşma noktasında oyun tarafında kime gidecekleri, hangi cinsiyete, hangi yaş aralığına gidecekleri çok çok önemli. Oyunların kategorisine göre, oyunları oynayan kişilerin yaş kırılımlarına vesaire göre ve tabii ki olabildiğince data da kullanarak third party, first party bunları da beraber topladığınız zaman aslında kullanıcı biraz desktop'ta yani web'de yaptığı kırılım ve o kırılıma ulaşma aşamasındaki stratejisi neyse aslında bu tarafta da kullanabilir. Yani belki oyuncu, yani isimler değişik ama genel strateji aynı. Yani kullanıcıma nasıl ulaşabilirim? Yani bir atıyorum X mecrada haber sitesine nasıl ulaşıyorsanız aslında benzer kırılımları o tarafta da deneyebiliyorsunuz. Yani oyunlar da çok o dünyadan farklı değil. Şimdi pandemi süresince esasında cashless payment dediğimiz işte nakit olmadan veya işte bu bitcoinler gibi blockchain üzerinden ödemelerin yapılmaya başlanması ve artış olduğunu ve olacağını tahmin ediyoruz esasında. Hatta bir noktaya geleceğiz ki belki nakit hiçbir zaman artık kullanılmayacak. İşte sanal para birimleri veya işte direkt online ve mobile üzerinden ödemeler de yapılacak. Hatta bazı mağazalar şu anda biz dinleyenlerden de vardır. Temassız teslim veya işte kuryenin gelip kapıya bırakarak gitmesi gibi birçok uygulama hayatımıza girmiş durumda. Oyun sektörü sence bundan olumlu etkilenecek mi? Yani pandemi dönemi sonrasında sen şöyle diyebilir misin? Evet pandemi oldu. Pandemi esasında insanları biraz daha işte evde oturmaya, biraz daha kendilerini sosyalleşmekten çekmeye neden oldu.
Bu bağlamda da oyunda esasında büyük bir jump, büyük bir artış, büyük bir hype yakalanacaktır gibi bir claim'de bulunabilir miyiz? Ya oldu zaten. Yani o kesin oldu ve o alışkanlık noktasına geldi. Dolayısıyla da hem işin buradaki dönem toplam ticaret. Zaten oyun sektörü bugün birçok sektörden çok büyük bir sektör. Ama evet, algı olarak hep oyunu sadece gençler oynuyor gibi bir şey kaldığı için ve oyun firmalarının sahipleri de işin marketingini, yani son kullanıcı olan marketingini, bir de B2B. Mesela bugün 50 yıllık, 60 yıllık şirketler B2C'de yaptığı reklamları B2B'de de çok iyi gösteriyor. Yani biz böyle reklam, yani ödül aldık, böyle reklam yaptık, şöyle yaptık, evet, vesaire. Algı yani hep o tarafa kayar. Ama oyun tarafına baktığınız zaman buradaki profesyoneller aşağı yukarı 10 yıllık profesyoneller maksimum. Yani %90'ı da 4 yıllık, 5 yıllık profesyoneller. Yani oyun tarafına baktığınız zaman işte bu işin marketingcisi de, bu işin yazılımcısı da. Çünkü nadiren şunu görüyoruz. 10 sene FMCG'de çalışmış. Sonra bir tane oyun şirketine geçeyim demiş. Yani biraz daha böyle meraklı olduğu için falan. Bunları görüyoruz ama bu %1 falan yani gerçekten. Dolayısıyla işin B2B, yani ben yaptığım işten kazandığımı kazanıyorum ama bir de bu yaptığım işi pazarlayayım, ödüller alayım, B2B alanda bunu herkese göstereyim. Mesela oyun sektöründe bu çok yok. O da enteresan. Yani aslında yoksa şu anda baktığınız zaman oyun işinin ticareti ve ekonomisi aşırı derecede büyük. Yani bugün şöyle bakın, yani Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı. Bu Türkiye'den çıkan bir girişim. Türk Hava Yolları'nın toplam değeri benim bildiğim kadarıyla 1.7 milyar dolar. Yani borsa değerinden bahsediyoruz tabii. Gönüllerdeki değeri çok yüksek de. Yani hani çok ciddi bir rakam. Ama ki, mesela bugün birçok insana sorsaydık, deseydik ya Peak Games diye bir firma var. Bizim yani bizim girdiğimiz kurulları düşün, yani her şeyi düşün, bizim içinde olduğumuz ortamı düşünelim. Yani biz deseydik ki birine çekip 20 senedir bir şekilde işin marketing tarafında olan şey, ya Peak Games vardı, sence bu ne kadar eder bu firma? Hani deseydik, yani hani biraz biliyorsa 300 milyon dolar derdi belki, biraz biliyorsa 500 milyon, 4, yani biliyorsa o da, yani hiç bilmese belki ne kadar edecek ki derdi. Ama böyle bir dünya var o tarafta, yani bu da çok ilginç. Şimdi ben tabii sağ ol senden öğrenmiştim. Epeni diye bir uygulama var. Oradan oyunlar, evet, işte hangi top grossing oyunlar dedi, ne kadardır. Yani gerçekten saniye saniye hatta bir internet taktası 60 saniye içerisinde internet üzerindeki veya mobil dünya üzerindeki oyunla ilgili ciro inanılmaz. Evet. Şimdi bunu tabii şeyle bağdaştırmak lazım. Bu, herhalde günümüzde bu pandemi döneminde en çok mutlu olan şirketlerden bazıları da e-commerce şirketleri, e-ticaret şirketleri. Evet, orada bir hype yaşandı. Onlarla beraber bir oyun in-game advertising ile ilgili çalışma yaptınız mı retailerlarla beraber? Çünkü onların da bütçesi senin bahsettiğin gibi yani. Denediklerimiz oldu, doğrudur, ama çok böyle in-game derken oyunun içine müdahale eden değil ama standart reklam formatlarını evet kullandılar. Bu değişikti mesela. Çok e-commerce tarafında normalde kullanım olmazdı mesela bizde. Biraz bu süreçle beraber aslında işin içine girmeye başladılar. Ben güzel olarak görüyorum açık konuşmak gerekirse bunu. Çünkü farklı bir oyuncu da girmiş oldu. Oyuncu kategorisi de girmiş oldu. Yani e-commerce firmalarıyla bir de oyun firmaları çok birbirine benzerdir. Niye? Hepsi çünkü lead yaratmaya, yani gerçekten satışa döndürmeye çalışıyor. Mesela oyun film, yani bir FMCG firmasına bakarsanız yaratılan hikayeler çok önemlidir. Yaratılan hikayeler ve o hikayelerle beraber çok milyonlara uğraşırsınız. Çok sevilir. Abi çok güzel reklam. Abi çok güzel, keyifli. Oyun firmasına ve e-commerce'a baktığınız zaman bunlar 5 lira harcayıp 6 lira kazanamıyorsan bitmiştir yani. Hikayesi isterse çok güzel olsun. Yani dünyanın en güzel hikayesini yarat reklam filminde. Hiçbir şey yaramaz. Dolayısıyla aynı algılar e-commerce bu alana girdi. Deniyor. Gayet deniyor. Benim şey yaptığım kadarıyla yani bu önümüzdeki dönemde kullanmaya devam ederler. Çünkü zaten onların pazarı biraz değişti. Yani şu anda insanlarda farklı bir alışkanlık da ortaya çıktı. Yani markete giden insanlar hani çok güzel abi markete gittim geçen falan filan diyor. Bunu tabii ki ben çevremden ancak söyleyebilirim ama ve kendimden. Çok güzel diyorlar ama yani e-commerce'e ciddi bir alıştık yani şu anda. Mesela hiç ihtiyacım olmadan bir e-commerce sitesinde bir şeyler bakmaya başladım ben. Yani demek ki bir hani böyle AVM'ye girmek gibi oldu böyle bir şey. Yani AVM'ye de girersin ya yani. Ben sana bir örnek vereyim. Şimdi evdeyken ben çeşitli tabii profesyonellerle görüşüyorum. Dikkatimi şu çekti. Süpürge. Elektrikli süpürge. Tabii. Ben de bu dönemde evime bir tane elektrikli süpürge aldım. Bayağı bir araştırması oldu ve şunu görüyorum. Kendi kendine gidenlerden mi aldın yoksa direkt şey mi? Yok, bu şey kablosuz bir tane model var. O hoşuma gitti. Kablosuz olduğu için uğraşmıyorsun ya kordonlu. Öyle bir model varmış, onu aldık ama dediğim gibi yani bizim yaş grubumuz 40 plus.
evde olup işte ailesiyle beraber dışarı çıkmayıp evden çalışan kesimde de erkekler özelinde onu görebildik. Hiç şu ana kadar dikkat etmedikleri appliance'ları da merak etmeye başladılar. Bunu herhalde e-commerce şirketleri daha rahat kantifiye edebilecekler. Peki şunu da sormak lazım Volkan. Bundan sonra siz kendinizi sadece ya biz mobiliz ve oyun şirketiyiz. Bu bağlamda mı değerlendireceksiniz? Yoksa yıllardır yapılan bir eleştiri vardı biliyorsun. Yani televizyon veya konvansiyonel mecralar mass medyadır. Ama dijital mecralar ki ben mobilde bunu çok duymuştum. Mass'e gittiğin zaman bayağı burada bir maliyet artıyor. Çünkü CPM hesapları ve diğer Evet. konular devreye giriyor. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Siz televizyonla beraber ne yapıyorsunuz? Çünkü Peak Games'i herkes biliyor. Türkiye'de de herkes biliyor. Niye? Peak Games bir reklam yapmıştı hatırlıyorsun. Bütün reklam kuşaklarını kapatmıştı. Evet. Daha sonra tabii güzel sonuçlar doğmadı. Tabii bazı sıkıntılar oldu. Aynen. Biliyorsun o bir benzerlik varmış bir reklamla gibi. Birçok konuşma geçmişti arada ama Evet. şöyle bir durum var orada. Siz kendinizi nasıl konvansiyonel mecralarda tanıtım konusunda değerlendiriyorsunuz? Ya biz mobiliz. Biz mobilden ilerleyelim. Mobilizm kullanıcımız orada mı? Yoksa ya burada esasında çok daha farklı bir hedef kitle var. Biz ulaşamıyoruz. Bu insanlar bizim oyunlarımızı duymuyor, bilmiyorlar. O yüzden bu insanları kapabilmek adına konvansiyonel mecraları kullanmalıyız diyor musunuz? Ya benim yani gördüğüm kadarıyla şimdi o artık yani TV'nin her ne kadar bu son dönemde evde kalmaktan dolayı bir TV'de de ciddi artış söz konusu olsa da yani mobili de ben o mecra noktasında görüyorum. Ama yani şimdi verdiğiniz parayı neyle ölçtüğünüz önemli. Şimdi TV'nin ölçümlenme şekliyle mobildeki ölçümlenme şekli hiç alakası yok yani bambaşka. TV çok güzel Karşılaştırmak. ölçümleniyor. Televizyon çok güzel ölçümleniyor. Biz yaptığımız Hayır şeyler TV o yüzden ben onu söyleyebilirim tamam onu diyorum TV güzel yani. ölçümlenmiş. Bak şunu diyorum. O iyi ya da bu kötü demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şunu söylemek istiyorum. Ölçümlenme şekilleri çok farklı ve ölçümlenme şekilleri farklı olduğu için o ölçümlenmenin karşılığındaki para birimleri farklı şu anda yani. Şimdi sen Doğru. diyorsun ki işte mobilde konvansiyonel gibi kullanırsam milyarlarca dolar veririm diyorsun yani. Ama yani öbür tarafta acaba nasıl oluyor? Yani çok onlardan ben şey değilim açık konuşmak gerekirse yani ikisi birbirinden çok farklı mecralar. Bence bir şekilde bunlar merge edecek. Niye dersen ben Smart TV kullanım tarafında ciddi bir artış görüyorum. Yani TV bence yüksek. Yani TV özellikle bu dönemde de yükseldi. Ama genelde yani eğer Netflix bu kadar yükseliyorsa, değil mi? HBO bu kadar kullanımları artıyorsa, yani o zaman demek ki kullanıcıda şöyle bir gerçek var ya ve konuşuluyor bunlar. Yani şunu artıyor demiyorum ben. Ya bir yerde gördüm de okudum 4,5 milyon kullanıcının 6,5'a çıkmış demiyorum. Bir yandan da konuşulduğunu da hissediyorsun. Abi ne izledin orada? Ne izledin burada? Vesaire. Doğru. Şimdi demek ki benim burada gördüğüm şey kullanıcılar ben istediğim zaman istediğim şeyi izlemek istiyorum diyor. Bence böyle bir şey var yani. Yani TV'deki bence bu asıl soru işareti bu. Yani Şimdi o biz de mesela oradaki bu boşluk bize markalardan da geliyordu. Yani biz offline ile online'ı converge edemiyoruz. Onunla ilgili projemiz var. Extended TV diye işte bir televizyon kanalının online platformu, bir platformu ne kadar izlendiğini, ne kadar duplicated reach dediğimiz, tekileştirilmiş erişime sahip olduğunu ve bu envanterin televizyon kullanıcısı tarafından neye tekabül ettiğini veya eşdeğer olduğunu bir şekilde artık hesaplayabilecek bir çalışmamız var. Bu işte bizim kullandığımız panellere bir cihaz yerleştiriyoruz. İşte bir panel mantığıyla gidiyor ama sensör veri tabii ki gerekiyor. Video televizyonlar count ediyoruz. Burada şunu da görmek lazım. Dediğim gibi yani burada bir hedef kitle yaratabilmek adına konvansiyonel mecralar belki değerlendirilebilir. Tabii onları konverj ettikten sonra içeride tutmak zaten oyun başarısıyla doğrulantılı. Yine farklı bir nokta olarak bakarsak burada şimdi televizyon peki ne kadar oyunu kullanacak? Oyun ne kadar televizyonu kullanacak? Şimdi mesela Netflix gibi bir örnek verdik. Netflix mesela bizim izleyici davranışlarımız ters. Niye? Normal konvansiyonel televizyonda bir bölüm izlersiniz, bir hafta beklersiniz, ikinci bölümü izlersiniz. Ama şimdi Netflix'e bakın. Netflix veya diğer işte Amazon Prime veya işte Blue TV veya Digiturk'ün yeni video on demand platformu gibi ard arda izleme alışkanlığı başladı. Yani esasında bloka bir şekilde izleme başladı. Konvansiyonel televizyon izleme davranışı değişmeye başlıyor. Bu bağlamda yine bakarsak biz şunu da görüyoruz. Yani burada öne çıkacak olan noktalardan bir tanesi de HBB TV dediğimiz Addressable TV olarak adlandırılan senin de bahsetmiş olduğun gibi akıllı televizyon, Smart TV penetrasyonu arttığı için Smart TV'ler üzerinden farklı reklam modellerinin uygulanmasına dayanan sistem bu. Yani siz ekranda X kanalını izlerken normalde işte kablo TV üzerine izlerken o reklamı görmüyorsun ama HBB TV üzerine izlediğin zaman internete bağlıysa televizyonun sana reklam gösteriyorlar gibi modeller de gelişmeye başladı. Yani esasında televizyon dijitalleşmeye başladı.
Televizyon yayıncıları zaten bunun farkında. Şey diyorlar, yani biz diyorlar, content sahibi olarak nasıl dijital ulaşabiliriz? Ben hep vice versa düşünen bir insanımdır. Yani o zaman peki pure dijital olan oyuncular da bunu nasıl konvansiyonlardan faydalanabilirim diye belki bir çalışma yapabilir diye söylemiştim. Yani bu noktada baktığın zaman mesela bazı markalar şu anda şeye başladılar. Reklam veriyor televizyona. Google Search rakamlarına bakıyor ve oradaki incremental artışa bakıyor. Reklamdan önce ortamı ne kadar arama vardı? 100. Evet. Reklam yayınlandı. Reklamdan sonra ne kadar oldu? 150'ye çıktı bu o dönemde. Demek ki 150 bir artış var. Burada tabii yine ölçümleme çok önemli. Ben oyun içinde bunu söylüyorum. Herhalde sizin yapmış olduğunuz özellikle erişim haricinde bu brand lift'i hesaplamaya yönelik. Yani oyuna vermiş olduğun reklam satın almayı teşvik etti mi? Beğeni yarattı mı? Gibi çalışmalar da vardır diye düşünüyorum. Oradaki durum nedir? Aynen, yani bu zaten artık bence olmazsa olmaz. Özellikle biz bunu 2017'de yani hani seninle beraber de bu konu üzerine çok konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Yani artık Türkiye'deki reklam verene zaten bir şeyleri ispat edemiyorsan, bir şeylerle ilgili data aktaramıyorsan, bir reklamı göstermek, bunun bence herhalde %20'si falan gösterdiğin reklamın kullanıcıya, kullanıcıdan etkileşimi nedir, sonucu nedir, istedi mi, istemedi mi, almaya meyilli mi, almamaya meyilli, hatırlıyor mu, hatırlamıyor mu? Yani çok basic sorular var. Artık bunları bence yapmadan zaten Türkiye'ye yeni mecrada getiremezsiniz. Yani bunlar yeni platformlarda getiremezsiniz. Bunlar olmadan çok zor. Dolayısıyla biz bunların hepsini bütün ürünlerimizde uygulamaya çalışıyoruz. Hem mobil oyunlar hem Spotify hem LinkedIn tarafında. Çok da faydalı oluyor açık konuşmak gerekirse. Niye faydalı oluyor? Ben reklam veren ve ad network arasındaki ilişkide ve medya ajansı arasındaki ilişkide iki tarafın da eğer know-how'ını arttırıyorsa ancak faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela bir reklam gösteriyoruz. O reklamın akılda kalıp kalmadığını, hangi kitlede akılda kalıp kalmadığını, A-B testingi yapıp hangi kreatifte daha başarılı olup olmadığımızı evet. Bizim görüp bunların hepsini hem reklam vereni anlatmamız hem de bizim kendi kullanıcımızı da tanımamız noktasında olabildiğince önemli. Yani bu şekilde karşılıklı bir etkileşim olursa ben zaten bir şey almak ve satmak noktasında da olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bayağı bir reklam vereni müşteri değil, bir partner olarak konumlamak çok çok daha önemli. Çünkü başka türlü çok zor. Yani bugün sadece bir şeyi satmak çok kolay. Bir kere satıyorsunuz, sonra satamazsınız yani. Ama bir partner ilişkisiyle içinde olan network'ünüzden aldığınız dataları onlarla paylaşmak, onların ürününün içerisine long term bir şekilde girebilmek çok çok daha verimli. Dolayısıyla biz bu alanda çok fazla yatırım yapıyoruz. Her sene ciddi bir şekilde sizle de biliyorsun çalışıyoruz. Evet. Ciddi bir araştırma bütçemiz var. Normalde yani reklam verenin yapması gereken araştırmaları biz yapıyoruz, biz yaptırıyoruz. Bu konuda da çok mutluyuz açık konuşmak gerekirse. Sana da teşekkür ederim ayrıca. Kantara da teşekkür ederim. Bu konuda yaptığınız hizmetlerden dolayı, ama bunlar olmazsa olmaz yani. Çok evet. Çok zor gerçekten yani. Şimdi bu pandemiyle alakalı olarak isterseniz endüstri firması olun, isterseniz inşaat şirketi olun veya işte FMCG şirketi olun. Önemli konulardan bir tanesi vendor festival. Yani esas pandemi neyi değiştirdi diğer sektörler, iletişim sektörü harcı derseniz ham madde akışı aksadığı için birçok şirket esas ürün satabilecek kapasite olmasına rağmen ürün üretemedi veya ürünü lokasyonunu transportation sağlayamadığı için problemler yaşadı. Tabii biz medya sektörü veya işte oyun sektöründe bu çok fazla dokunmamıştır. Ama söylenen şey şu, eğer başarılı olmak istiyorsan pandemi süresince ve sonrasında yeni teknolojiyi mutlaka denemelisin. Şimdi az önceki olan konuşmada mesela benim dikkatimi çeken şey şu oldu. İşte branding sonuçlarına göre kişiye özel kreatif gösterme. Buna dinamik kreatif selection'a diyebiliriz. Yani örnek veriyorum, Erdem Tolon kimdir? 40 yaşında erkek, futbolla ilgili. O zaman da futbol temalı olan o kampanyanın görselini göster. Ama böyle tabii binlerce, on binlerce farklı segment oluşturulabiliyor. Ve bunu yaparken de yapay zeka ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ve tabii diğer işte machine learning dediğimiz veya deep learning dediğimiz teknolojiler. Oyun sektöründe ne durumda bu yapay zeka kullanımı ve hem reklam kısmında hem de üretim kısmında yapay zeka, makine öğrenmesi gibi yeni teknolojiler nasıl, ne durumda kullanılıyor? Oyunların iç dünyasında, yani oyunun içine girdiğiniz zaman olabildiğince önemli. Zaten çok büyük kitleleri, yani bugün bazı oyunlar günde aşağı yukarı 300 milyon, 200 milyon, 50 milyon kullanıcıları bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Bir gündeki rakamdan bahsediyorum yani. Aynı anda yapıyor ve de bunu. Yani herkes ayrı ayrı girmiyor. Hepsi bir anda giriyor. Bazen bir oyunda anlık böyle 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon kişi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bunların hepsini hesap ettiğimizde zaten herhangi bir manuel proses mekanizmasıyla bu kitleleri yönetmenizin imkanı yok. Oyun içi dinamikler zaten tamamıyla bunlarla devam ediyor. Ama
Reklam tarafına geldiğiniz noktada bu kadar yapay zeka veya işte gerçekten bir şeyleri biz makineye bıraktık ve kendisi devam ettiriyor diyebileceğimiz bir dünya yok. Nerede var? Şunda var. İşin kreatifi, her şeyi vesairesinin hazır olduğunu düşünelim. Bizim kendi tarafımızda var. Bizim Core diye bir tane işte yapay zekamız var. İsmine Core dediğimiz. O kendisi nereye, ne zaman, ne bid edeceğini, hangi kitleye gideceğini tamamıyla ihtimaller üzerinden kendisi hesaplıyor. Nasıl hesaplıyor? Bütün gün içerisinde ne datalar akıyorsa, gün derken bu arada yani devamlı bir süreçten bahsediyorum. Önüne ne data düşüyorsa bunlardan bir estimation yapıp o estimation'a göre kişiye özel tekliflerle bidding yapıyor. İşin arka tarafı yani backend'inde bu var. Ama işi yani anlık kreatifi de çok değiştiriyor. İşte onu da yapıyor. Hava durumunu da veriyor. Veya işte farklı hiç bilinmeyen parametreler kullanıyor ve o durumda değil. Çünkü işin hala bir ciddi bir tarafı manuel gidiyor. Yani biz hala kreatifler üzerine çalışıyoruz. Bir hikaye üretiyoruz orada. Ha, ne zaman ki yapay zekalar o kreatiflerin, o kampanyanın kurgusunu da yapmaya başlar. O zaman herhalde ben derim ki evet, gerçekten baştan uca biz artık yapay zekalarla bu işi yapabiliriz. Ama ben şu anda gördüğüm %35-%40 civarında, bizim için en azından öyle. Bizim çok önemli bir mekanizmamız tamamıyla yapay zeka ve bazen biz de memnun olmuyoruz. Mesela gerçekten şey, yani öğrenemiyor bazen. O gün içerisinde dönen ne oldu, ne bitti vesaire. Veya biz araya bir ekstra bir kampanya giriyoruz. Farklı onun özel bir kondisyonu çıkıyor. Kendini yani ne olduğunu anlayabilmesi için 3 gün geçiyor. Böyle süreçler yaşıyoruz şu anda mesela. Ama bir şekilde de toparlıyor sonra. Çok değişik burada yani. Öyle bir şeyle de çalışmak, o da ayrı. Teknik ekiple konuşuyoruz. Core şu anda öğreniyor falan diyorlar. Yani o da ayrı bir... ne zaman bitecek bunun öğrenmesi? Hiç bitmeyecek. Her zaman öğrenecek vesaire gibi. Ama şu anda %35-%40 mertebesinde diyelim. %60 hala insan ve hikayeler işin içinde olduğu için, reklam dünyasında olduğumuz için daha hala manuel geçen dönemlerde var, durumlarda var. Şimdi iş yapış şekilleri olarak dünya değişiyor ama hala ben Excel'de gelen medya planları falan görebiliyorum yani dijitalde. Benim önüme geliyor. Çünkü ölçüm yaptığımız için ya diyorum, medya planlar Excel'de öyle tablo geliyor. Şunu şu kadar yapayım gibi. Aynen. Tabii orada bir gelişmesi gereken alan mutlaka mevcut ve sizin gibi öncü şirketler bence bunu. En başta onlar değişsin zaten. Medya sektörü kendine çekirdeğen versin o konuda. Çok ben izlerim o konuda. Orada büyük ihtimalle platformların gelişmesi gerekecek. Birbiriyle konuşan platformların gelişmesi gerekecek. İş yapış şekilleri olarak baktığımız zaman da ben şunu da düşünüyorum esasında Volkan. Yani siz oyun şirketleri, konvansiyonel medya ajanslarıyla mı, dijital ajanslarla mı, yoksa oyun ajansı diye bir şu anda yok diyebiliyorum. Mesela radyoda var mesela. Medya ajansı vardır, radyo ajansı vardır. Ona özel spesifik olarak geliştirilmiş ajanslar vardır, uzmanlık alanı. Türkiye'de herhalde böyle bir olgu şu anda daha gelişmedi. Peki dünyada var mı? Yani oyunla alakalı olarak markalara sadece destek veren, danışmanlık yapan, kreatifini yapan. Çünkü çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Yani 1.8 milyar dolar peak game satıldı ama bunun arkasında tabii binlerce şirket var, oyun şirketi. Evet. Ben görüyorum. Özellikle uzak doğuda çok yüksek hacimli montanlı şirketler iş yapıyorlar. Yani markaları oyuna reklam verme konusunda esasında burada bir eksik sence var mı? Veya bu şirketler, bu şekilde şirketler olsa bize avantaj olur mu diyor musun? Valla oluşmaz. Öyle bir dünyada olmaz. Çok net söyleyeyim. Zaten burada da şimdi aslında sektör içinde şey bir şey ama oyun dünyası aşırı derecede bu işleri zaten kendi içine alıyor. Son zamanlarda da duyuyoruz mesela. Büyük reklam verenler, biz medya departmanlarımızı artık kendi içimize alacağız vesaire diyorlar biliyorsun. Onun çıkma noktası bir e-commerce, iki mobil oyunlar zaten. Yani oyun dünyası TV'ye reklam vermeye başladığı zaman anladılar ki aslında ya bu iş her şey içeriden dönüyor. Ve de şöyle bir şey var. Oyun firmaları niye şey kullanmaz, ajans kullanmaz? Biliyorsun medya sektöründe herkes yani 100 lira buradan bir çıkar. Öbür tarafa gelene kadar herkes 150 alır. %50'sini alır yani. O medya sektörünün maalesef geldiği noktada böyle enteresan bir durum. Herkesin de açıklaması vardır. Niye onun orasını alıyorum, niye bu kadar para alıyorum vesaire. İşte oyun firmaları akıllı. Yanlış anlamasın, başka şeyler akılsız diye söylemiyorum ama oyun firması şunu ister. Ben mesela bir kullanıcının lifetime value'sunu net olarak görmem gerek. Yani işte kreatifini yaptım, oyunu hazırladım, gittik şu kadar oynadı, bu kadar yatırım yaptım adama. Bunun içerisine %15 de bir tane medya ajansına benim planımı zaten hani mümkün değil. Yani o bir oyun firmasının içerisindeki medya planlama algısındaki hesaplama şeyleri, ki bütün medya planı Excel üzerinde ve belli parametrelere göre. Mesela size derler ki oyun firmaları, işte ben bunu işte lifetime value'su bilmem neden aşağı olursa hemen yayınımı keserim. Bitti yani. Hani orada yani ajans falan, ajansa söyleyecek, ajans sana dönecek falan. Zaten böyle bir şey kabul etmez yani.
Bugün dünyaya bakarsanız hiçbir oyun firması hiçbir medya ajansıyla çalışmıyor. Neden acaba diye de herkesin bence sorması gerek. O zaman programatik dünyaya dediğin gibi e-commerce oyun şirketleri çoktan girdiler. Evet. Kendi bünyelerini zaten burada departmanlar tutuyorlar. Evet. Ve esası konvansiyon olarak çok bizim alışık gelmiş olduğumuz televizyon, basın, radyo gibi satın alma ajansları veya işte medya ajansları üzerinden ilerlemeyecek diyorsun. Burada bir alan yok diyorsun. Ben öyle ilerlemeyeceğini çünkü düşünüyorum. Yani çok zaten günümüzde de medya ajanslarının da ciddi bu alanda yani sıkıntı çektiğini biliyoruz. O da bir gerçek. Onlar da şu anda karlılıklarını artırma noktasında çalışıyorlar. Bu dünya şeyini ben şuna inanıyorum. Medya ajansı olabilir yani bir danışman formatında olabilirler yani. Hani olmamaları gerek demiyorum. Bir danışman formatında olabilirler ama bu işin matematiği ve hesabı ve kitabının daha farklı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi tabii hayatımızı etkileyen faktörler pazarlamada bu herkes izleyenler de biliyordur. PES dediğimiz bir faktör var. Politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik faktörler. Hı-hı. Şimdi politik olarak incelersek pandemi dönemi içerisinde veya pandemi dönemin hemen bir ay öncesine dönelim. Bir vergi tasarısı çıkmıştı Volkan. Bundan siz etkilendiniz mi? Yani işte dijital hizmet vergisi diye bir şey çıkmıştı. Evet. Bu hayatta geçti mi? Çünkü ben Mart ayında okuduğum kadarıyla size söyleyeyim. 70 milyon TL'ye yakın vergi toplanmış ek olarak bu dijital hizmet vergisi çıktıktan sonra. Bu kimleri etkiledi? Oyun sektörüne bir şey oldu mu acaba? Reklamcılık adına bir etkisi oldu mu? Yok yani. Oyun tarafında bilakis devletin çok ciddi teşvikleri var. O konuda bence yani yapılabilecek çok şey var. Ama yani sıkıntılar var. İşte KDV'si, devamlı yurt dışı mecradan satın alım yapıyorsun. Bu seni etkiliyor. Açık konuşmak gerekirse bu tarz sıkıntılar var. Ama bu tarz sıkıntıların yanında ya bence orada şöyle bir şey var. Yani bir devletin bir maliye tarafı var. Vergi toplama tarafı. Mesela bir de işte Teknoloji Bakanlığı. Sayın Mustafa Varank'ın oldu. Ben o tarafta çok güzel işler yapıldığını görüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani Türkiye'de oyun network'ünü arttıracak, bu kadar başarılı işlerin çıkmasını sağlayacak. Ya mesela sen Türkiye'de bir oyun geliştiriyorsun. Ne kadar para harcadın tanıtımı için? Amerika'da tanıtacaksın mesela değil mi? 1 milyon dolar harcadın. Devlet ilk oyunda %60'ını sana veriyor Türkiye'de. Ya çok güzel. Çok güzel. Yani, mükemmel bir şey yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeyler de ama işin de bir de vergi tarafı yani ki o muhtemelen maliye tarafını kapsıyor diyebiliyorum. Tabii bilmedim yanlış bir şey söylüyorsam da kusura bakmasın kimse ama yani o arada bir koordinasyon olsa yani Türkiye'deki bu kadar işte Masomo olsun, Gram Games olsun, Peak Games olsun bunlar dağın yani görünen yüzü. Yani bugün şunu da biliyorum ben birçok mesela oyun sahibi firma yani oyun şirketi sahibi genç developer arkadaşımız şirketlerini Letonya'da, Polonya'da kuruyorlar yani. Evet, evet. Bu da bir gerçek evet. Ya. Bunu da biliyoruz ama bir koordinasyon olsa çok çok daha iyi olabilir o tarafta. Şimdi işin kanuni boyutuna baktık. Biraz ekonomik boyutuna bakalım. Hakikaten oyunda reklam vermek pahalı mı? Şimdi diyeceksin ki Erdem pahalı ne demek? Pahalının bir şeyi yok çünkü relatif olarak bakmak gerekiyor. Utility olarak bakmak gerekiyor. Az önceki konuşmamda da ben şöyle hissettim. Esasında return of acquisition modelleri olabilir. Yani belki bütçesi olmayan senin reklam verenin bile olabilir değil mi? Çünkü dediğin gibi 1 lira yatırıp üzerine 1.1 lira kazanıyorsa orada arbitraj sağlayacağı için bu ne kadar bütçesi varsa o kadar harcar anlamına geliyor. Sence bu ekonomik olarak Türkiye'de reklam verenler bunu effort edebiliyor mu? Yani sadece top 100'ü mü düşünüyorsun yoksa daha böyle COBİ tarzında ufak reklam verenler de oyunlar içerisinde reklamları yani yapabilirler. Zor, ilk etapta zor bence yani. Top 100 demeyelim de yani hani en azından bir yani top 500, top 600 bir de yani belli olmaz. Kime gideceğiniz de çok çok önemli tabii ki orada. Yani işinizin mekanizması da çok çok önemli. COBİ yapamaz diyemem mesela yani. Çok net söyleyeyim. COBİ de yapabilir. Yani yapabilir ama karşısında ne alacak, ne almayacak ona dikkat etmesi gerekir. Ama biraz daha şu anda tabii daha büyük reklam verenlerin içinde olması gereken bir alan diyebilirim. Çünkü aynı dünya içerisinde çok ciddi bir şekilde oyun firmalarıyla da rekabet ediyorlar. Bugün oyun dünyasının reklamları yani oyun firmalarının kendi reklamları %90 oyun dünyasının içine dönüyor. Yani benim bir oyunumun içinde başka bir oyuncunun reklamı dönüyor. Dolayısıyla onlarla da rekabet ediyorlar. O taraf çok haşin tabii ki yani çok ciddi. Bugün 1 dolara bir kullanıcı kazanıyorsunuz, $80 harcıyor oyununuzda.
o kullanıcıyı kapmak dünyanın en önemli şeyi yani. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Ekonomik olarak diyecektim. Şimdi bizim şöyle bir şey var. Çok eskide dönem, 25 sene öncesi dönem ilk internet reklamları çıkarken şöyle bir reklam vardı. Çok hatırlarım. İsim vermeyeceğim firma ismi. Sokakta röportaj yapıyorlar. İşte evet. Reklamı yapacak. İnternet verecek evlere. İnternet edebiliyor musunuz diye halka soruyorlar. İşte orada bir teyze diyor ki ya bilmiyorum nedir diyor. Oradan bang diye bir yazı çıkıyor. İnternet eşittir bedava müzik. İnternet eşittir bedava film gibi. İşte böyle bir mantaliteyle yetişen bir gençlik olarak bizler, ben de 80 doğumluyum. İşte her şeyin bedavası alıştık. Türkler hakikaten ekonomik bakarsak oyunlara para harcıyor mu? Yoksa hakikaten ya bu oyun free'dir, ben geçmeye uğraşayım. Veya güvenlikten dolayı kafamda soru işareti var. Aman çalarlar ederler. Özellikle Android cihazı çıkıyor. Belki iOS'te çok daha güvenli bir yapı vardır ama böyle bir şey var mı ekonomik olarak Türklere özel, Türkiye'ye özel olarak? Türkler şöyle bir abi, çok net söyleyeyim. Türkler önce mesela ilk günden satın alım yapmıyor. Önce mutlaka free'sini deniyor. O güveni oluşturduktan sonra satın almaya dönüyor. Ama bizim hem currency açısından bir sıkıntımız var, hem de kişi başı gelir açısından bir sıkıntımız var. Evet. Yani bizim şu anda 9.000 dolar, 10.000 dolar civarında bir gelirimiz varken, yani kişi başı satın alma gücümüz oyun currency'lerine göre de düşük kalıyor. Sıkıntılı oluyor yani. Yani bugün şöyle düşünün, PUBG oynuyorsun diyelim. İşte bir ufacık bir şey alacaksın, yani oyunda roket alacaksın, silah alacaksın, araba alacaksın falan filan, bir 20 lira 25 lira vermen gerekiyor. 20-25 lira bugün 14 tane ekmek parası. Yani hani ona evet. Baktığın zaman yani sıkıntılı, ama Amerika'ya bakarsan, İngiltere'ye bakarsan orası farklı. Orada yani gerçekten satın alma gücünün daha yüksek olması işin ekonomisinin de daha iyi olmasına dönüyor. Türkiye biraz daha free'yi alayım ama çok seversem o zaman satın alırım. Ama Amerika'da direkt satın alabiliyorlar. Çünkü belki mesela işte 3.000 dolar kazanan bir insan için zaten biliyorsun iPhone'un yani iOS'in kurları var. Mesela işte 0.99, 1.99. Ya 1.99 dediğin zaman bizde 15 liraya tekabül ediyor ama adamın görüntüsünde yani 3.000 maşallahında 0.99, yani 3.000'de biri veririm der yani. Şimdi orada şöyle bir şey var. Son iki soruyu da soracağım. Ben birçok örnek duymuştum bu oyunla alakalı olarak farklı bana gelen. Örnek veriyorum, bir gıda şirketi bir oyun kuponu koyuyor, bir karakter koyuyor alması için ve satış rekorları kırıyor. Siz bunun gibi bizimle paylaşabileceğin business case'ler var mı? Yani oyuna odaklı, ürünüyle entegre etmiş, işte bir hak olabilir veya oyuna giriş hakkı olabilir. Çok fazla satış ciro yakalayan firmalardan aklına gelen örnekler var mı? Ben gıda sektörü çok duymuştum biz çünkü. Daha mesela biz oyunların iç kurgularına girmediğimiz için bizde öyle kurgular yok, ama biz oyun reklamları üzerine araba sattık mesela, öyle söyleyeyim sana yani. Çok güzel, çok güzel. Yani 10 bin lira bir kampanya, 10 bin lira bir reklam kampanyası yapıp yani 150 bin liralık arabayı satabiliyorsun. Bu oluyor yani. Çok güzel. Yani o zaman sadece bunu böyle mass production ürünlere değil, değil mi? Daha yüksek bir high-value. Tabii canım, kesinlikle. Son konuda, son başlığımızı bence teknoloji olsun. Bence bu pandemiyle alakalı değil. Esasında 5G teknolojisinin hayatımıza gelmesiyle beraber ne gibi değişiklikler yaşayacağız Volkan? Yani oyun sektörü de muhakkak 5G teknolojisinin gelmesiyle beraber bir yapılanmaya girecektir. Ne bileyim işte belki resolution'un daha iyi olması veya farklı farklı konular. Bu başlıklar neler olacak? 5G ile beraber neler değişecek hayatımızda? Tabii 5G'nin ana olayı hız. Yani hız olduğu an itibariyle, yani hızlı iletişimi sağlama olduğu an itibariyle bizim muhtemelen hayatımızdaki birçok şey değişecek, ama oyun tarafına bakarsan daha gerçekçi, yani oyunların içine girecek kadar bir noktaya gireceğiz muhtemelen. Yani özellikle sanal gözlükler vesaireyle beraber bunların hepsini kullandığımız zaman ciddi şekilde işin içinde olacağız. Yani şu an bile baktığın zaman dünyada böyle 150 milyonların, 200 milyonların aynı anda oynadığı oyun sayısı çok fazla yok. Herkes birkaç tane isimli Call of Duty oynuyorsun, PUBG oynuyorsun, bilmem ne oynuyorsun, bir şey oynuyorsun, ama bunlar yani ciddi böyle işte 500 milyon dolar yatırılmış, 450 milyon dolar yatırılmış işler. Call of Duty'nin çıkmasını mesela kaç kişi bekliyor? Hadi artık mobili gelsin vesaire. Evet. Sorun ne? Hız. Hız yani 5G kapasitesinde olsa o zaman bambaşka bir şey olur mesela. İnanılmaz optimize etmeye çalışıyorlar ki o hızdan dolayı o yani oyunun genel mekanizması sıkıntıya girmesin. Dolayısıyla çok ciddi değişiklikler olur. Yani biz onu, biz bence Türkiye mesela yani Edge'den 3G'de bir şeyler yaşadık. Yani bir değişim yaşadık. 3G'den bence LTE şimdi, yani işte 4.5G mi diyoruz ona bilmiyorum nedir? 4G mi şu anda? 4.5G'de de şu anda hani bence onu hissettik hayatımızda falan yani. Zaten bu
pandemi olayı 4.5G'nin yani fiberin olmadığı bir zamana denk gelse hani hiçbir şey olmazdı yani. 5G'de onlarda yaşadığımızın ben 2-3 katı yaşayacağımızı düşünüyorum. Değişikliğin. Volkan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Burada sorular varsa sorulara da bir bakmak istiyorum chat kısmından. Evet, çok fazla soru gelmemiş. Çok sağ ol. Herkesin merak ettiği, benim çok merak etmiş olduğum, çünkü sen biz çok devamlı görüşüyoruz ama hiç bu kadar işte oyunun business model içerisine girmemiştik. Özellikle benim umudum seneye kadın oyun geliştiricilerle beraber onu bir tekle beraber yapacağız. Bir tekle beraber bir araya gelelim. Bir de onların hayat ve onların görüşlerini alalım. Ne zorluklar yaşadılar, ne kadın olmanın avantajları nelerdir gibi. İnşallah Zehra Hanım'la beraber bir tek dernekle beraber senle beraber bunu da yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Volkan. Kolay gelsin. Görüşürüz.